Evet, iklim değişikliğinin etkilerini yıl yıl yaşıyoruz. Bu yıl da maalesef özellikle yağışlarla ve sıcaklık değişimleriyle bunu hissettik. İklim değişikliğinden özellikle Akdeniz Havzası çok fazla etkileniyor. Türkiye özelinde de özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz en fazla etkilenen bölgeler. Tarımsal ürün anlamında da bu çok fazla. Biz bunu bu bölgede özellikle yağışsız gün sayısının artmasıyla, ki bu 90 günleri buluyor son yıllarda, bir de kuvvetli yağış miktarının artmasıyla, kuvvetli yağışlı gün sayısının artmasıyla hissediyoruz. Tarımsal ürünlerde de bunu çoğunlukla biz ürün rekolte düşüşleriyle gördük geçmiş dönemlerde. Özellikle buğday rekoltelerinin düşüşüyle gördük. Bu sene de maalesef son yağışlardan sonra epey bir zaman geçti ve yeni yağışlar maalesef olmadı. Bu özellikle buğday ürününün üzerinde çok fazla etkisi var. Şöyle ki tabii havalar soğuk olmadığı için erken gelişme oluyor ürünlerde. Bu verim kaybına sebep olacak ileriki dönemlerde. Yine aynı şekilde özellikle kışlık sebzeler konusunda hava soğuklukları olmadığı için, sıcak olduğu için iklim, ürünler erken gelişiyor. Böyle olunca pazara daha çok ürün geliyor ama ilerleyen dönemlerde ürün azalması şeklinde kendini gösterecek bu. Bir diğeri de meyveler üzerinde. Biliyorsunuz meyveler soğukluk ihtiyacı var meyvelerin kış döneminde, dinlenme döneminde. Eğer bu yeterli soğukluğu almazsa bitkiler, bahar dönemindeki meyve, yaz dönemindeki meyve kalitesi ve meyve veriminde düşüşler göreceğiz büyük ihtimalle. Bekliyoruz yağışların gelmesini. Şimdi üründe dediğim gibi erken olgunlaşma problemi oluyor. Böyle olunca ilerleyen dönemlerde ürün azalması, pazara gelen üründe azalmalar göreceğiz biz. Tabii bu iklim değişikliği ile ilgili alınacak önlemler mutlaka artık suyumuz azalıyor. Suyu ekonomik kullanmak zorundayız. Ülke çapında bunu yapmak durumundayız artık. Bunu tarım politikalarıyla gündeme getirmek lazım. Su ekonomisi, özellikle çiftçinin basınçlı sulama sistemlerine geçişini sağlamak lazım ekonomik olarak. Çünkü yüzey sularımız da azalıyor. Derelerimizde, barajlarımızda, nehirlerimizdeki su miktarına bağlı olarak barajlardaki, göletlerdeki sular azalıyor, yüzey suları. Artı tabii ki rezerv sular, yeraltı sularında da azalmalar olduğunu görüyoruz biz. Böyle olunca bu ürün desenlerine yansıyacak gelecek dönemlerde. Yani şu anda biz ürün kayıpları yaşıyoruz. Susuzluk ve iklim değişikliği nedeniyle ürün miktarı ve rekoltelerde azalmalar yaşıyoruz. Ama gelecek dönemde mutlaka üretim desenleri. Çünkü bazı ürünleri artık ekemeyeceğiz. Mesela örnek verelim mi hocam? Şimdi çok su isteyen ürünlerimiz var. İşte pamuk gibi, mısır gibi. Şimdi biliyoruz ki biz Menemen Ovası'nda özellikle kanallara, devlet su işleri tarafından verilen suyun azalmasına bağlı olarak buralardaki su azalınca çiftçi ürünü sulayacak su bulamıyor sürekli. Bu yüzden bazı ürünlerin artık ekemez hale geleceğiz otomatikman. O yüzden yeniden üretim desenleri üzerinde düşünmemiz lazım yeni ürünler. Hatta bazı bölgelerde susuz tarım seçeneklerini, su istemeyen ürün seçeneklerini düşünmek zorundayız artık. Yani yağışın azalacağı ve düzensiz olacağı konusunda %25 oranında bir yağış azalmasının olacağı öngörülüyor. Bu da gelecek dönemlerde ürünlerde %15 ila %25 arasında verim kayıplarına sebep olacağını öngörüyoruz. Gelecek yıllara ait projeksiyonlar yapıldığında böyle bir problemle karşılaşmak durumundayız. Bunun için de önlemler almamız gerekiyor. De değil, bütün dünyanın